Çocuk kitaplığında sabah tartışması Güneş ufuktan kulağını da yeni göstermişti ki Walt Disney'in mikileri uyandı. Kitapların üstünde atlayıp zıplamaya başladılar. Mikilerin sesini duyan diğer kitaplar da gözlerini açtılar. Ne oluyor diye gür sesiyle bağırdı Don Quixote. Her sabah sizin gürültünüzle mi uyanacağım Allah aşkına Don Quijote yine atının üstündeydi. Kılıcını sağa sola sallıyordu. Mikilerin çoğu korkmuştu. Biri cesaretini toplayıp konuştu. Sen herkesi korkutsan da beni korkutamazsın şövalye dostum. O cılız atınla tahta kılıcını forsu orta çağlarda kaldı. Yel dermeyenleriyle savaşır gibi davranma bizlere. Biraz kibar olmasını öğren bakalım. Benim forsum hiçbir çağda eksilip tükenmez ufaklık dedi Don Quijote. Küçümseyerek baktım ikilere. Bu gece doğru dürüst uyuyamadım diye konuşmasını sürdürdü. Şu kitaplıkta sayımız çoğaldıkça saygı kalmadı doğru dürüst. İçinizde en yaşlılardan biri benim. Aynı zamanda en hacimli, en kalın olanı da. Biraz saygı gösterilmez mi? Ne yazık ki göstermiyorsunuz. İkinci sınıf, üçüncü sınıf kitaplarla bir tutmaya kalkışıyorsunuz beni. Yaşlandığım için midir nedir? Şu mikiler bile posta koymaya başladılar bana. Aynı yerde yatırıyor, aynı yerde ayakta tutuyorsunuz. Biliyorsunuz ben soylu sınıftan geliyorum her şeyden önce. Sıradan bir kitapla aramızda bazı farkların olması gerekmez mi? Ben tüm dünya dillerine çevrildim. Aynı zamanda dünyanın en çok okunan kitabıyım. Zamanla yarıştım adeta. Zaman eskidi. Ben eskimedim. Daha konuşacaktı ki orta sıralardan Gülüver'in gezileri sözünü kesti. Bir kez senin çocuk romanı olup olmadığın hala belli değil Don Kişot kardeş dedi. Ayrıca özetlenip kısaltılmışsın. Çocuklar daha kolay anlayıp sevsinler diye mi yapıyorlar bunu? Doğrusu senin durumuna düşmeyi hiç istemezdim. Olduğum gibi çıkardım okullarımı karşısına. Sen çocuklar için yazılmadığından yapıyorlar bunu. Senin yerinde olsam çıkıp giderim şu çocuk kitaplarının arasından. Kim diyor çocuk romanı olmadığımı? Dedi Don Quixote. Bütün dünya çocukları okumuyor mu beni? Okuyor. Bütün dünya çocukları zevk duymuyor mu? Duyuyor. Öyleyse ben bir İspanyol olduğum kadar tüm dünyalıyım da. Büyüklerin olduğu kadar çocukların da dostuyum. Senin de pek özelliğin yok dedi Fransalı küçük prens. Kendi kafana göre iki düş ülkesi yaratmışsın. Birinde gülüveri devlerle karşılaştırırsın. Birinde de cücelerle. Hiç normal insan bulunmaz mı senin dünyanda kuzum? Güleyim bari senin bu sözüne dedi Gülüver'in gezileri. Bütün dünya anladı da bunu sen mi anlayamadın? Azıcık zeki sanıyordum seni. Demek ki adın gibi aklında küçükmüş. Her insanın bir dev bir de cüce yanı bulunur. Ben bunu temsil ediyorum. Herkes kendini bende bulduğu için bunca sevildim. Filmlerim, tiyatrolarım yapıldı ayrıca. Hepsi çok çok beğenildi ama seni kitaplığımızın sahibi bile okumadı daha. Öyle değil mi? Derslerden, oyunlardan bana zaman ayırmadıysa, azıcık da tembelse bunun suçu bende mi?" dedi küçük prens. Baksana neredeyse güneş doğacak, kuşlar uyandı, çiçekler, kitaplar uyandı. O hala yatıp duruyor. "Aslında sen pek anlaşılacak kitap değilsin," dedi Gülverin gezileri. "Fazla okunmuyorsan bunun sorumlusu biraz da sensin kuzum. Bu giz, bu kapalılık sen de oldukça hep yalnız kalacaksın çocukların yanında." La Fontaine sabahleyin erkence kalkmış, elini yüzünü yıkamış, kahvaltısını yapmıştı. Tembel dediğiniz o çocuk beni üç kez okudu diye söze karıştı. Ayrıca sayısız kez arkadaşlarını anlatıp durdu. Şu koca kitaplıkta daha hiç okunmayanlar varken benim üç kez okunmuş olmam biraz düşündürmeli sizleri. Bu durum dünyanın her köşesi için geçerli. La Fontaine'in adını bilmeyen, Duymayan çocuk yoktur yeryüzünde. Hepsi en az bir falını bilir. Her fablumun arkasından güldükleri kadar düşünürler de. Bu yüzden ben komik olduğum kadar filozofum da. İsterseniz bir fablumu anlatayım size. Anlat anlat diye bağırıştılar raflarda uyuklayan kitaplar. Bir iki öksürdü Laponten Fontaine. Boğazını temizledi. Yavaş yavaş anlatmaya başladı. Kaplumbağanın biri bıkmış. Usanmış yaşadığı yerden uzak ülkelerin özlemini çekmeye başlamış. Derdini iki ördeğe açmış. İstersen seni dünyanın diğer ucuna götürürüz demiş ördekler. Hem gezer hem bilgine görgünü artırırsın. Olur demiş kaplumbağa. İki ördek bir değnek almışlar ağızlarına. Hadi tutun bakalım demişler. Ama sakın ağzını açayım deme. Kaplumbağa söz vermiş konuşmamaya. Ağzıyla tutulmuş değneğe. Uçmaya başlamışlar. Aşağıdan görenler şaşırmış. Şuna bakın. Kaplumbağa uçuyor demişler. Kaplumbağa geveze mi geveze. Bir parça da övüngen. Elbette uçuyorum der demez. Ağzından kaçırmış değneği. Düşüp karpuz gibi kırılıvermiş. Anlattığın pek de komik değil dedi ev sahibi durumunda olan Nasrettin Hoca fıkraları. Evet La Fontaine herkesi güldürebilir düşündürebilir ama Nasreddin Hoca'nın güldürüp düşündürmesinin ayrı bir tadı vardır. İnsanları güldürüp düşündürenler biraz Nasreddin Hoca'dır. Ünüm dünyaya yayılmıştır. Size La Fontaine gibi fikra anlatmayacağım. Adımı anmanız komikliğimi çağrıştırmaya yeter de artar bile. Nasreddin Hoca ters bindiği eşeğini sürüp giderken herkes kahkahalarla gülüyordu. Nasreddin Hoca geriye döndü. Kendine gülenlere seslendi. Eşeğime ters bindiğim için gülüyorsunuz değil mi diye sordu. Evet diye bağırdılar. On için gülüyoruz. Allah'ın saf kulları dedi Nasrettin Hoca. Bunu araba mı sandınız? Üstüne bindiğim bir eşek. Arabalar gibi dikiz aynası olsa arkamı görürdüm. Olmadığına göre elbette ki ters binecektim. Uzun zamandır sizleri dinliyorum dedi Andersen. Bakıyorum da herkes kendini övmeye çalışıyor. Hepiniz övünürken Danimarkalı Anderson'ın masallarını unutup gidiyorsunuz. Şöyle birkaç adım öne çıkıp gezindi. Apak bir sakalı, uzun cübbesi vardı. Danimarka'nın soğuk bir gününe rastladığı için midir nedir? Erili ufaklı tüm masallarının üstünde tilki derisinden dikilmiş kürkler vardı. Hepsi birbirinden güzeldi kürklerin ışıl ışıldı. Şunu soracağım size diye konuşmasını sürdürdü Andersen. Yeryüzünde hiçbir çocuk kitaplığının Andersen'siz olduğu görülmüş müdür? Bakmayın siz bizim üstümüzdeki kürklere. Sıcaklık, güzellik, kürklerimizin tüylerinde değil, yüreklerimizdedir. İnanmazsanız gelip okuyuverin masallarımızı, ısınacaksınız. Örneğin kibritçi kız sıcacık bir masaldır değil mi? Danimarka'nın karına, buzuna, fırtınasına karşı koyan o küçük kızın kibritlerinin alevi değil, yüreğinin sıcaklığıdır. Tüm Danimarkalıların o soğuklara benim masallarımla direnip karşı koyduklarını hiç düşündünüz mü? Bana inanmazsanız soğuk bir havada açıp okuyun masallarımı. Sımsıcacık olacaktı içiniz. Neyse sevmediğim şeylerden biri övünmektir. Bugün ben de istemeyerek bunu yaptım. O nedenle özür dilerim tüm arkadaşlardan. Bir şey dikkat ediyorum da diye söze başladı en alt sıralardan küçük karabalık. Siz batılılar kendinizden başka hiç kimseyi görmüyorsunuz. Şu kitaplıkta bile en az sıra düştü bize. Hepiniz ne yapıp edip en üst sıralara çıktınız. Güneşli köşelere yerleştiniz. Şimdi konuşurken de alçaktan ekip yüksekten biçiyorsunuz. Hep tepeden bakıyorsunuz biz doğullara. Binlerce yılın içinden gelen koca bir İran edebiyatının da olduğunu unutuyorsunuz. Açın bakın sayfalarıma. Binlerce yıllık doğu edebiyatının çağdaş sesini bulacaksınız orada. Bu arada ne çok seveceksiniz küçük karabalığımı. Öteki kitaplar da konuşacak. Övgüyle karışık üzüntülerine, sevinçlerine, umutlarına dile getireceklerdi ki kitapların sahibi çocuk birden gözlerini açtı. Güneş kentin göğünde epeyce yükselmişti. Yatağında bir iki kez gerindi çocuk günlerden pazarı olduğunu anımsadı. Bugün bir kitap okunurdu. Gülümseyerek baktı raflara, elini raflardan birine doğru uzattı. Kitapların hepsi birden heyecanlandı. Birer adım öne çıkıp beni oku beni oku diye bağırışmaya başladılar. Susun diye bağırdı çocuk. Bugün çok yüksek çıkıyor sesiniz. Her zaman duymazdı bu sesi. Kitaplar mı konuşmazdı? Kendi kulakları mı sağır olurdu anlayamazdı. O zaman tek kitap olsun okuyamazdı. İçi kararırdı. Çoktandır da böyleydi ama hava güzel mi, moral yüksek mi duyardı onların sesini. Bu sesi duydu mu tamamdı okumaya iştahı var demekti. Gelsin de o zaman kitaplar. Üzerlerine kapanırdı onların. Saatlerce kendinden geçerdi. Her şeyi unutup giderdi. Kitaplardan birini çekip aldı. Uzak ülkelerden. Ta Arjantin'den yeni bir dostu. Geçen yıl almıştı bunu. Daha bunun gibi pek çok kitabı okuyamadığını düşündü. Bu süre içerisinde de ilk sayfayı okuyup çevirdi. Bakışları yazılar üzerinde uçmaya başladı. Su sesi, müzik sesi gibi bir şey doldurmaya başladı içine. Sevdalı Kavak Şimdi anlıyorum Paris'in ortasındaki Eyfel Kulesi gibiydi. Belki ondan da öte canlı ulu gövdesiyle dalları ile gökyüzünün içine karışıp gitmişti. Sonsuz bir bozkırın ortasındaydı köyümüz. İlk yazda çiçek açıp köpüren kırlar daha Mayıs bitmeden sararıp solardı. Tek mavilik gökyüzünde kalırdı. Bir tutam yeşillik de sevdalı kavağımızda. Ot bitirmeyen, ağaç büyütmeyen bozkıra inat serpilip gitmişti. Kaç yaşındaydı bu kava? Kim dikmişti? Nereden alırdı suyunu? Bilen yoktu. Caminin minaresinden, köyün evlerinden önce çok uzaklardan o gözükürdü. Yanına yaklaşılmadan ululuğu anlaşılmazdı. Kızılırmağa geçip kınalı bayırın altına gelene kadar odur. Sessiz bir ağaçtı. Her şey o çizgiden sonra başlardı. Köyden yana bir adım daha attınız mı belini doğrultup hareketlenirdi birden. Gövdesini dallarını göğün maviliklerine salardı. Bulutlarla yarışırdı. Konuşup gülerdi. Rüzgar, uğultusu, kuş sesi birbirine karışıp giderdi. Suya yeşile hasret büyüdüğümüz için mi nedir? Köy çocukları hep o kavağın altında toplanırdı. Herkes tarlaya, koyuna, kuzuya da gitse onun arkadaşlığı yeterdi bize. Canım sıkılmazdı. Her zaman yaprakları kıpırtılıydı. Rüzgar geçerdi dallarından. Onu dinlerdik. Bozkır sıcağından bunalıp yaprakları arasında serinlemeye çalışan kuşları seyrederdik. Hangi kuş konmazdı ki dallarına? Bıldırdıcın mı dersiniz? Serçe, ispinoz, sığırcık, baştan kara, ardı, çıkırlangıç mı? Kanatlarını güneşe bulaştırmış bin bir renkte kuş cıvıldaşırdı dallarında. Çocukların kavakla kavağın kuşlarla olan arkadaşlığı kuşların çocuklarla arkadaşlığına dönüşürdü. Kocaman bir sevgi harmanı olurdu çevremiz. Çok uzun sürerdi köyümüzde kış, kar evlerin boyuna çıkardı. Saçaklardan kocaman kocaman buzlar sarkardı. Fırtına bora sabaha kadar başını oradan oraya çalardı. Böyle gecelerde kavağımızın uğultusu artardı. Kıvrılıp devrilecek gibi çatır çatır öterdi dalları ama karşı koyar direnirdi. Bizler sıcak yataklarımızda uyumaya çalışırken dışarıdaki yalnız kavağımızı düşünürdük. Sıcağı, güneşi unuttuğumuz bir zamanda birden çıka gelirdi ilk yaz. Kışın o sert ayazlarında donup öldüğünü sandığımız kavağımız ottan çimenden önce gerine gerine uyanırdı. İlk yazın suyunu o uzun gövdesinde yürütüp yapraklarını nasıl taşırdı? Bir çimenden Çiçekten önce o uç dallarına yeşilini bir bayrak gibi nasıl dalgalandırırdı. Aklımız ermezdi yine gizli gizli övünürdük havamızla, Sevdasıyla sevdalanırdık. İçimiz bayram yerine dönerdi. Kız oğlan salıncaklar kurardık dallarında. Yıldızlı gecelerde altında türküler maniler söylerdik. İlk okulun beşinci sınıfındaydık. Daha önceki yıllarda olduğu gibi çevrede en erken uyanmıştı kavağımız. Yeryüzü onun dallarında gürür gürür akıp karışıyordu gökyüzüne. Uzaklardaki apak bulutlar döne döne geliyor, ince türünü sevdalı kavağımızın tepesine doluyordu. Kuşlarla rüzgarlaşan o sevdalı türkünsüne başlıyordu. Daha bozkırlar yeşilini soldurmamıştı ki köye ciple yabancı adamlar geldiler. Ellerinde çeşitli ölçüm aletleri vardı. Kızılırmağın üzerinde köprü kurulacağı haberi köyü çalkalandırdı. Yaşlılar gibi biz çocuklar da seviniyorduk artık. Karşı kıyılar o kadar uzak değildi bizlere. İlçemiz, ilimiz gidilip dönülmez yerler olmaktan çıkmıştı. İlk yazda deli coş akan Kızılırmak gelinleri kızları alıp götürmeyecekti. Göz yaşları içinde söylenen kızılırmak nittin aldığı gelini türküleri unutulacaktı. Onların yerine sevgi mutluluk türküleri söylenecekti. Kim derdi ki acımız sevgimizi bastıracak hemen? Bir sabah balta sesleriyle uyandık. Tüm çocuklar koşarak vardı kavağımızın yanına. O yabancı adamlar kavağımızın boynuna kocaman bir halat geçirmiş. Ellerindeki keskin baltaları gövdesini acımasızca indiriyorlardı. Kuşlarla rüzgarla konuşan selvimizin ağıdını duyar gibi oluyorduk. Durun diye bağırdık. Ne yapıyorsunuz? Nasıl kesersiniz kavağımızı? Çığlığımızı duyan olmadı. Balta sesleri gövdesinde çoğalınca sağa sola sallanmaya başladı kavağımız. Sonra gökyüzünde büyük bir boşluk bırakarak boylu boyunca toprağın üstüne devrildi. Biz çocuklar sessiz sessiz ağlamaya başladık. Artık ne dallarına çıkabilecek ne de salıncaklar kurabilecektik. Bozkır sıcağında yanıp kavrulan kuşlar serinleyemeyeceklerdi onun dallarında. O yaz yatılı öğretmen okullarının sınavlarına girdik. Aynı sınıftan beş öğrenci kazandık köyden ayrılıp giderken Kızılırmak üzerinde köprü çalışmaları sürüyordu. Bizim kavağımız biçilip doğranmıştı. Bir kısmını ziflemişler. Kurulacak köprü için direk yapmışlardı. Okuldayken köy bir özlem oldu içimde. En çok da kavağımızı düşünüyordum. Belki yüz kez, bin kez halat atıyorlardı tepesine. Yine yüzlerce, binlerce balta vurup içime deviriyorlardı.'' Bahar gelince köydeki arkadaşlardan mektup aldık. Kesilen kavağımızın kökünün yaş filiz verdiğini yazıyorlardı. Sevinçten deli olacaktık. Birbirimize müjde veriyor, yanaklarımızdan öpüyorduk. Bu başarıda da biz çocuklarındı. Rüzgarın, kuşların, toprağındı. Okullar kapanıp yaz tatiline girince tahta bavullarımızı alıp köyün yolunu tuttuk. Kızılırmağın üzerine köprü kurulmuştu. Kendisi gibi ince, uzun gölgesini akan sularda yıkıyordu. Merkepli traktörlü köylüler gelip geçiyordu üzerinden. Ellerimizde bavullarımız köprünün ortasında durduk. Hiçbirimiz konuşmuyorduk. Dostumuz arkadaşımız olan kavağımızın üzerindeydik. Güzel bir köprünün önemli yerlerine tahta direk olmuştu. Onun sayesinde ırmağın üzerinden korkusuzca geçiyorduk. Ama köyümüzün üstü boştu. Gökyüzü boştu. Maviliklere tırmanan o yeşil kavak gözükmüyordu köyümüzün üstünde. Osman sessizliği bozdu. Aldırmayın dedi. Pek de fena olmadı hani. Kavağımız kesildiyse de işe yaradı köprü oldu. Fena mı? Sevinmemiz gerekir buna. Dediğinde gerçek payı vardı elbette ama nedense ben pek sevinemiyordum. Her bakışımda Köyün üstündeki mavi gökyüzünün içinde yine onun yeşil dallarını görmek istiyordum. Evlerimize dağılıp özlem giderdikten sonra sözleşmiş gibi hepimiz eski kavağımızın çevresine toplandık. Gördüklerimize inanamıyorduk. Onun kesildiği yerden filizler fışkırmıştı. Körpey gür fidanlar serpilip yükselmişti. Yeniden direniyor, yaşama kavgası veriyordu bizim kavağımız. Beş arkadaştan dördümüz öğretmen olduk. Anadolu'nun uzak yerlerine dağılıp gittik. Birkaç yıl sonra yine yaz tatiline geldim. Köyümde önemli bir değişiklik yoktu. Ama doğanın kuraklığına inat yine gürleyip gitmişti kavağımız. Sevindim. Tüm anılarım depreşti birden. Hemen yanına koştum. Yine çocuklar oynuyordu gölgesinde. Dallarına kuş yüklenmişti eskisi gibi. Yapraklarından serin serin yerler geçiyordu.'' Köye geldiğimin ilk haftasıydı. Muhtar köprünün yer yer eskidiğini, onarım görmesi gerektiğini söylüyordu. Sık sık paradan, keresteden, ağaçtan söz ediyordu. Ağaç kereste dedi mi cız ediyordu içim. Eski kavağımızın boynuna atılan halatı görür gibi oluyordu. Durmadan baltalar iniyordu ona. İçime kocaman kocaman selviler devriliyordu. Yeni kavağa da aynı şeyi yaparlar mıydı? Bunları muhtarın aklına düşürmek istemiyordum.'' orman dairesinden ağaç tahta bulabileceğini söylüyordum. Canım sıkıldıkça gidiyordum o kavağın altına. Bozkır'da özlenen kuş seslerini onun dallarından dinliyordum. Çocukların salıncak korup eğlenişlerini izliyordum. Zaman zaman arkadaş oluyordum. Eski kavağımızın öyküsünü anlatıyordum onlara. Bir sabah erkenden kapım çalındı. Açtığımda bir küme çocuk vardı karşımda. Kavağımızı kesiyorlar abi dediler. Ne olursun? Kurtar onu. Hemen giyinip koştum. Gerçekten de kesiyorlardı kavağı. Daha öncesinde de olduğu gibi boynuna kocaman bir ip bağlamışlardı. Keskin baltaların biri girip biri çıkıyordu gövdesine. Gökyüzü çığlık çığlığa kuş doluydu. Belli ki köyün tek yeşilini vermek istemiyorlardı onlara. Durup kaldım öyle. Gözlerim doldu. Çocuklar istiyorlardı ki bir şeyler de ben söyleyeyim onlara. Önlerine çıkayım, karşı koyayım. Yapamadım. İstesem de kurtaramazdım o kova. Her şeyden önce yarıdan çoğunu kesmişlerdi. Kavan sallanışı iyice artınca gözlerimi kapadım. Yere yıkılışını görmek istemiyordum. Fazla sürmedi. Korkunç bir ses yeri göğü doldurdu. Gökyüzünün mavilikleri kırılıp yere dökülmüştü sanki. Gözlerimi yavaş yavaş açtım. Kavak boylu boyunca yerde yatıyordu. Artık yeryüzü onun içinden gökyüzüne akıp karışmıyordu. Biraz önce üstünde çığlık çığlığa dolaşan kuşlar da çekip gitmişti. Kavağı kesen adamlar hemen çöktüler başına. Dallarını budadılar gövdesinden tahta biçtirmek için hızar atölyesine götürdüler. Hepimiz kavağımızın toprakta kalan kökünün başına toplandık. Yapraksız, dalsız, kuşsuz bir kütük vardı önümüzde. Yine de kesilip giden kavaktan çok onun toprakta kalan kökü ilgilendiriyordu bizi. Çocuklar benim. Ben onların yüzüne bakıyordum. Kimse konuşmuyordu. Gözyaşı dökülmeden yapılan bir ölüm töreni miydi bu? Zeytin gözlü topaç biri olan sessizliği bozdu. Önümüzdeki barda yeniden yeşilecek bizim kavağımız. Sözleşmiş gibi çocuklar bir ağızdan yenilediler. Evet, yeşilecek bizim kavağımız. Hem de eskisinden daha gül olarak yeşirecek.'' Tümünün gözleri ışıl ışıl oldu. Ben de inanıyorum dedim. Bozkır'ın susuzluğuna, kuraklığına inat yeşirecek bizim sevdalı kabağımız çocuklar. Sesim onlarınki gibi gür, umut doluydu.